Aslanlarım! Yiğitlerim! Vakit geldi! Konya'ya doğru yola çıkacağız! Anadolu, Karaman ve Adana Beylerbeyi bütün kuvvetleriyle birlikte Konya Ovası'nda bize destek olacaklar. Ateşten bir yol var önümüzde. Bu savaş mazlumların zalimlere karşı olan savaşıdır. Aslanlarım! Allah gazamızı mübarek eylesin! Derhal 5000 yeniçeri, 3000 sipahi hazırlansın. İsyanı bastırmaya, Sevim'in ordusuna destek olmaya gidecekler. Paşalardan haber var mı? Fermanınız üzere her birine bir emirname yolladım. Şehzade Bayezid'e değil, Şehzade Selim'in yanında saf tutmalarını söyledim. İnşallah emirlerinize riayet edeceklerdir. İnşallah. Eğer etmezlerse karşılarında beni bulurlar. Hiç tereddüt etmem, başlarına ezerim. Sokollu. Hünkârım. Ordularımı sen komut edeceksin. Derhal hazırlığını yap, Konya'ya doğru yola çık. Selim'in ordusuna da sen serdarlık et. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsiniz, hazırlıklarınızı yapın. Gel. Şehzadem. Şehzadem. Şehzade Bayezid ordusuyla buraya geliyor. Biliyordum. Şehzade Bayezid'in buna cüret edeceğini biliyordum. Lala, derhal eyaletteki askeri hazır et. Yemiyeli askerimizin sayısı ne? Kafi değil. Şehzade Bayezid belli ki çok asker toplamış. Yoksa yola çıkmazdı. Ordusuyla bu şartlarda baş edemeyiz şehzadem. Hünkârımızın haberi vardır değil mi? Bize destek olacaktır. Tek umudumuz bu sultanım. Muhakkak haber almışlardır. Ayrıca ben yine de haber ederim. İnşallah destek vaktinde gelir. Şehzadem Murad'ı çağır. Sancağındaki askerle birlikte benim tarafımda saf tutacak. Şehzadem ne olur yapmayın. Şehzademiz Murad'ı ateşe atmayın. Bana bir şey olursa onu sağa koyarlar mı sanıyorsun Nurbanu? Bunu en iyi sen biliyorsun. Hepimizin hayatı bana bağlı. Sultan. Sultanım eyvallah olsun. Vallahi savaş başlıyor sultanım, savaş. Validen bu zırhın beni Bayezid'den koruyacağını tahayyül edemezdi. Gel. Hoş geldin aslanım. Aslanım. Murat'ım. Gitmeni hiç istemiyorum. Lakin başka çare yok. Ama gitmeliyim validem.
Babamı böyle vakitte yalnız bırakamam. Babamın kaderi benim kaderimdir. Amcam Bezde'yi yenmek mecburiyetindeyiz. Vaziyet fena paşam. Kaçış yok. Kan dökülecek. Sultanım. Rüstem. İşittiklerim doğru mu? Bayezid ve Selim arasındaki savaş başlayacakmış. Doğru sultanım. Şehzade Bayezid askerlerle birlikte Şehzade Selim'in üzerine yürüyor. Bayezid güçlü. Cengaver. Epeydir asker topluyor. Güvendiği beyler olduğunu da söylemişti. Elbette onlardan da destek alacaktır. Her şartta kazanır, öyle değil mi? İnşallah Mirva. Hayırlısı neyse olsun. Nedir anlatacakların Ali Paşa? Söylemesi zor. Anlat. Rüstem Paşa, Şehzademiz Bayezid'e ihanet etti. Destek sağlayan paşalara mani oldu. Yani anlayacağınız sultanım, Rüstem Paşa'mız Şehzade Selim'in tarafına geçti. Sultanım, Rüstem Paşa'mız müsait değiller. Çekil Rüstem. Sultanım. Seni hain, seni sahtekar. Nasıl yaparsın bunu ha? Nasıl yaparsın? Nasıl ihanet edersin Rüstem? Mihrimah, Mihrimah! Bırak! Mihrimah! Başka çare yoktu Mihrimah. Şehzade Bayezid'in kaderi. Hürrem Sultanımız ölünce belli oldu. Kaybetmeye mahkum. Senin yüzünden. Senin onun kurtuluşu olabilirdi. Onun kurtuluşu sen olabilirdin. Hayır Mihrimah! Ne yaparsam yapayım, kâr etmeyecekti. Hünkârımız ona düşman belledi. Onun akıbetine o karar verdi. Öyle ki Şehzade Bayezid'in ölüm fetvasını bile aldı. Her şey bitti artık Mihrim. Ne? Şehzadem, çok kalabalıklar.
Sayılar çok değil şehzadem. Paşaların desteğiyle rahatlıkla alt ederiz. Onlar nerede kaldı? Habercilerle konuştum şehzadem. Gelmek üzereler. Sultanım. Hünkârımızı görmem lazım. Evladının ölüm fetvasını nasıl almış, nasıl yüreği dayanmış anlatsın bana. Olmaz sultanım. Çekil şuradan. Hünkârımız burada değil. Beni affet.
Desteğimizle birlikte iki ordu sayıca eşitlendi. Şehzadem. Hünkârımız sizin yanınızdalar. Beni de kuvvetlerinize serdar tayin ettiler. Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız. İyi bakın. Bu bir babanın oğlundan vazgeçtiğinin resmidir. Malumun ilanı. Destek veren paşalar gelmek üzeredir şehzadem. Onlar geldiği vakit üstünlük tekrar bize geçecek. İki ordu denk olmasına rağmen şehzademiz Beyazıt'ın ordusundaki zafer arzusu ve inanç karşı tarafta yokmuş. Ancak paşaların ve kapı kullarının gelişiyle savaşın kaderi hepten değişmiş. Az buz değil, 20.000 askerle gelmişler sultanım. Bunlar? Anlamıyorum şehzadem. İhanete uğradık şehzadem. Belli ki şehzade senin için savaşacaklar. Nasıl olur Atmaca? Sana söz vermediler mi? Benimle birlik olacaklardı. Anlaşılan payitahttan emir almışlar. Paşaların gözünü korkutmuşlar. Hayır olamaz. Öyle bir haber çıksa da Rüstem Paşa engel olur. Önünü keserdi. Şehzadem, inanmak istemiyorsunuz lakin Rüstem haini ihanet etti. Paşalar saflarımıza katılınca şehzademizin ordusundaki asker sayısı 50.000'e ulaştı. Şehzade Bayezid'in ordusunda ise en fazla 30.000 asker vardı. Hünkârımızın emri üzerine Sokollu Mehmet Paşa ile birlikte Şehzade Bayezid'le konuşmaya gittik. Şehzade Hazretleri. Devletlu padişahımız Sultan Süleyman Han'ın fermanı şerifidir. Sen söyle Sokollu. Hülaseten ne diyor hünkârımız? Derhal teslim olmanızı ve benimle birlikte payitahta dönmenizi emrediyorlar. İtaat etmezseniz dökülecek kandan hünkârımız zinhar mesul olmayacaklardır. Birlikleriniz itaat edene kadar katlinizin caiz olduğuna dair fetva verildi. Mehmet Paşa, bu meydanda kan dökülecek. Lakin benim değil. Şehzade Selim'in ve ona köpek dikeden hainlerin kanı. Allah'ın izniyle zafer ulaşınca sancağıma Amasya'ya çekileceğim. Ve emri hak vuku buluncaya dek hünkârımıza isyan etmeyip sabırla bekleyeceğim. Şehzade Bayezid
Ferman-ı şerifinizi kale almadığı gibi Şehzade Selim'e ağza alınmayacak sözler söyledi. Ağır hakaretlerde bulundu. Şehzade Selim'in ordusu iki mislimiz olmuştu. Üstelik bizim askerlerimiz parayla tutulmuş askerlerdi. Onunkilerse saçını sakalını savaş meydanlarında ağartmış tecrübeli askerler ve serdarlardı. Buna rağmen Şehzade Bayezid geri adım atmadı. Bir an olsun tereddüt etmedi. Yiğitlerim! Aslanlarım! Düşman sayıca üstün olabilir. Lakin biz onları görüyoruz, onlar da bizi görüyor. Şehzade Selim'in arkasında hünkârımız varsa, benim de arkamda birbirinden cengaver, davama inanan askerim var. Yiğitlerim, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Öleceksek haysiyetimizle, şerefimizle şehit olacağız. Şehzade Bayezid çok yaşa! 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 Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali! Yeniçeriler, onlar nasıl tavır almışlar? Şehzade Selim'in ordusundaki Yeniçeri daha ilk gün gönülsüz davranıp kılıç sallamak istememişler paşam. Bu yüzden Şehzade Selim'in ordusunun sol kanadını çökertmişler. Karaman askeri de Konya'ya doğru kaçmaya başlamış. Bozgun'u zor durdurmuşlar paşam. İlk gün 8000'e yakın asker savaşta can vermiş. Ve savaş Şehzade Bayezid'in üstünlüğüyle sona ermiş. Nasıl hiçe sayarsınız gafiller? Karşınızdakilerin çoğu asker bile değil. Çapulcu, eşkıya, çift bozan. Yarın savaş meydanında Şehzade Bayezid'in askerlerini tarumar edeceksiniz. Etmezseniz kellelerinizi alırım. Sizi ne ben affederim, ne de Sultan Süleyman. Yıkıl kalsınlar, defol! Yıkıl! Şehzade Selim'in Yeniçeri ağalarını ikazı netice verdi hünkârım. Siz yüce hünkârımızın gazabından korkan Yeniçeri ağaları ertesi gün var güçleriyle kılıç salladılar. Yeniçeri'nin
Şehzade Selim adına cenk etmelerini hazmedemeyen ve zor durumda kalan Şehzade Beyazıt Hazretleri askerinin önüne atılıp bizzat cenge dahil olmuşlar. Şehzademizin bizzat savaşması peşindeki askeri daha bir hırslandırmış. Herkes cengaverler gibi savaşınca Şehzade Beyazıt kılıcının hakkıyla ilerlemiş ve Şehzade Selim'e yaklaşmış. Her şey bitti dedim sultanım. Eyvahlar olsun. Şehzade Bayezid kazanacak dedim. Lakin öyle bir ana şahit olduk ki savaşın, hanedanın, Osmanlı'nın kaderini değiştirecek türdendi.
marifeti. Peyt bir aslan parçası. Bu işlere yatkınsın anlaşılan. Babam Şehzade Mustafa'ya çekmişsin diyor. Sağ kurtulması bir mucizeydi.